Çocuklarımızın okullarda müşrik olmama, Müslümanca yetişme özgürlüğü yok. Okullarda Kur'an merkezli, vahiy merkezli, Allah'ın emrine uyulacak İslami bir eğitim mi alınıyor? Aynen Avrupa tarzı cahili bir eğitim mi alınıyor? Avrupa'da ve dünyada çoktan heykellere saygı duruşu kalktı. Artık Rusya'da bile Lenin'in heykellerine itibar eden kimse kalmadı. Çin'de bile Mao'nun heykelleri tuvalet taşı oldu. Bir Türkiye'de var hala. Okulla, eğitimle ne alakası vardır? Hafta başında, hafta sonunda heykelin karşısında heykel gibi dikilmenin. Allah aşkına eğitimle ne alakası var? Atatürkçülüğün o kadar genel boyutta çocuklara sık sık zihniyet olarak aşılanmasının ne anlamı var? Adam yaşamış, ölmüş, gitmiş, seneler geçmiş üstünden. Bu kadar yüceltmenin, putlaştırmanın, o zihniyetin devamının İslam'la ve hatta insanlıkla, eğitimle alakasını sorgulayın bakalım. Ve oy verilen iktidarlara kimse böyle hesap sormuyor. Benim çocuğumu niye putperest yetiştiriyorsunuz diye. Kimsenin öyle bir derdi yok. Yani iş kadar, aşk kadar önemli değil. Çocuklarımızın heykellerin karşısında Ebu Cehiller gibi bir heykelin saygısı içerisinde olması kimseyi rahatsız etmiyor. Halbuki din tevhid dinidir. Tevhid de her şeyden önce putperestliğe, Allah gibi saygı duyulan, Allah'a saygı duyulur gibi saygı duyulan her şeyi reddetmeye dayanır. Zaten sadece buna bile müsaade eden, karşı çıkmayan insanlar, çocuğun zihnine, gönlüne ne tür sevgiler, ne tür bilgiler verildiğini önemsemeyecek. O yüzden çocuklarımızın okullarda müşrik olmama, Müslümanca yetişme özgürlüğü yok her şeyden önce. Ve zekaları körleştirilir, ahmaklaştırılır, tek tip, tek düzey hale getirilir. İtiraz yoktur, öğretmen ne derse odur. Ve böylesine bir insani ölçüler içerisinde bile kafasını çalıştırmayan, eleştirmeyen, düşünmeyen, bir dava peşinde olmayan, inancı hiç de önemsemeyen nesiller yetişir. Bunlar bizim nesillerimiz.